Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gerçekten mükemmel bir ekmek tarifi vereceğim. Ve videonun sesini açmanızı istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi ise pamuk gibi bir ekmek tarifi vereceğim. Tarife başlıyorum. İlk olarak kabağa 1 yemek kaşığı kuru maya ekledim. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 200 mililitre su, ılık su ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum şeker eriyene kadar. Şeker eridikten sonra 1 su bardağı un ekliyorum. 1 su bardağı unu iyice karıştıracağım önce. Tamamen karıştırdım. Şimdi üzerine tekrar 1 su bardağı daha un ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Ve hamurum bu şekilde olacak. Üzerini bir streç filmle kapatıyorum. Şimdi diğer hamurumu hazırlayacağım. 1 su bardağı un döküyorum tekrar. Ve yarım su bardağı su ekledim. Güzelce karıştırdım. Ve bu hamur da bu şekilde olacak. Her iki hamuru da yaklaşık 2-3 dakika karıştırdım ve üzerlerini streç filmle kapatıp bir 15-20 dakika bekleyeceğim. 20 dakikanın ardından mayalı hamurum gayet güzel aktifleşti. Görüyorsunuz. Şimdi diğer hazırlamış olduğum mayasız hamurla bu iki hamuru birbirine karıştıracağım. Şimdi iki hamurun birbirine güzelce karışmasını sağladım. Bu aşamada yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuzunu ekledikten sonra 2 dakika kadar daha karıştıracağım. Hamuru iyice karıştırdım ve sakız gibi bir kıvam oldu. Şimdi üzerine yarım su bardağı kadar daha un ekleyip elimle böyle bir 2-3 dakika yoğuracağım. Kaşığı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup o bildirim ziline dokunmayı unutmayın. Ve ayrıca sizler de yaptığınız tarifleri bana göndermek istiyorsanız alt köşede çıkacak olan Instagram adresinden bana resimlerinizi gönderebilirsiniz. Hamurum hazır. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Ve üzerini kapatıp en az 1 saat mayalanmaya bırakıyorum ılık bir ortamda. Bu videoda sizlere küçük bir sürprizim var. İşte ben çalışırken arkadan gelen o seslerin kaynağı. Bizim evin küçük yaramazı Türkan Lina. Böyle benim mutfak aletlerimi dağıtır, geri toplar ve dolabı kapatır. Hamurum mayalandı. Şimdi mayalanan hamurumu tezgaha biraz un serpeceğim. Ve bütün hamuru tezgahın üzerine boşaltıyorum. Hamuru böyle biraz toparlayacağım. Elinize yapışma olursa benim gibi un kullanabilirsiniz. Hamurun diğer tarafını çevirdim.
Ve şimdi hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Sizler istediğiniz büyüklükte ekmekler yapabilirsiniz. İsterseniz 4 adet de ekmek rahatlıkla çıkabilir. Şimdi bu bölmüş olduğum iki parçayı güzelce yuvarlak bezeler haline getireceğim. Ekmeğini evde yapan biriyseniz inanın çok lezzetli ve memnun kalacağınız bir ekmek tarifi. Bu şekilde hazırladım. Ve diğer bezemi de tutacağım şimdi. Bezelerim hazır. İki bezenin üzerini kapatacağım. Ve 15 dakika bekleyeceğim. 15 dakikanın ardından ekmeklerimi yapmaya başlayacağım. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Yine un kullanıyorum. Hazırlamış olduğum bezenin diğer tarafını çevirdim. Ve parmaklarımla hamuru böyle bu şekilde biraz yaydım. Ve uç kısmından parmaklarımı bu şekilde bastıra bastıra ekmeğimi yuvarlıyorum. Ve en son kısmını da yine yuvarlayıp yapıştırdım. Bu şekilde elimle iyice yapıştırıyorum. Ve uçları hafif yapıştırıp elimle inceltiyorum. Ekmeğim hazır. Şimdi tekrar diğerini göstereceğim. Lütfen videoyu dikkatli izleyin. İkinci ekmeğim de hazır. Şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine ekmeklerimi yerleştireceğim. Ekmeklerin üzerini kapatıp 20 dakika tepsi mayası için bekliyorum. 20 dakikanın ardından şimdi ekmeklerimi böyle bir jilet yardımıyla yan taraftan olacak şekilde derince kesiyorum. Gerekirse jileti iki kez geçirin. Ekmeklerimi güzelce kestim ve şimdi üzerine su sürüyorum. Ekmeğinizin üzerine bolca su sürün. Ekmeklerim pişmeye hazır. 200 derece önceden ısıttığım fırında fırının altına kaynar su koydum daha önceden. Ve ekmeklerimin üzeri bu şekilde kızarmaya başladığı zaman o kaynar suyu fırından çıkarıyorum. Ki bu şekilde ekmeklerim daha güzel pişecek. Ve toplamda 15-20 dakika içerisinde ekmeklerim pişti. Gayet güzel görünüyor ve evi mis gibi bir koku aldı. Ekmekler daha sıcakken hemen bir bezin üzerine geçiriyorum. Daha çok sıcaklar. Ve ekmeklerim soğudu. Şimdi sizlere daha yakından göstereceğim ve videonun sesini açın lütfen. Dışı çıtır çıtır olmuş ve sizlere
dilimleyerek ekmeğimin iç kısmını da göstereceğim. İşte en sevdiğim an, mükemmel final. Harika ekmekler olmuş. Dışı çıtır ve içi pamuk gibi güzel bir tereyağı ve peynirle mükemmel gider. Tam istediğim gibi ekmekler oldu. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.